Dövizdeki yükseliş, altındaki yükseliş sürdükçe bir şekilde bunların maliyetleri yansıyor olacaktır. Şimdi örneğin kışın 12 liraya sattığımız şey aynı ürün kanat şu anda 22 lira. Artması gerektiği kadar artmadı bile diyebiliriz çünkü piyasa daraldı iyice. Yani alışveriş için gelen insan sayısı azalınca, yani şimdi 10 liralık şeyi 15 lira desek örneğin, 11 lira deseniz zaten yani bir talep yok, iyice düşecek. Her şey global olduğu için dolar da fiyatları etkiliyor. Yani bana ne dolardan, ben 20 liralık benzin alıyorum diyemezsiniz. Diyenler var maalesef de. Ya da ben TL mi, dolar mı kazanıyorum diyemezsiniz. Böyle bir şey yok. Elektrik olsun, su olsun, bunlara zaten hissettirmeden gelen zamlar var. Bir anda zam geliveriyor. Onun haricinde bizim sattığımız ürünlerin çoğu zaten ithal. İthal mallar direkt zamlanıyor ve vadeler düşüyor. Vadelerin düşmesi de bizi etkiliyor. Bunun haricinde yerli ürünler derseniz, yerlilerin hepsi zaten dolarla artacak şeyler. Yani artmamasının imkanı yok. Dediğim gibi kendiniz mesela yetiştiriyorsanız, çiftçiyseniz petrole yapılan zamda, elektriğe yapılan zamda, suya yapılan zamda her şey sizi etkiliyor. Yani bizim bulunduğumuz konum ulus olduğu için zaten insanların alım gücü de daha düşük. Bizim karımız gün geçtikçe düşüyor. Biz son ana kadar mecburen fiyatları aynı tutmaya çalışıyoruz. Girdilerimizin hepsi dolarla. Şu anda Türkiye'de dolarla olmayan hiçbir şey yok. Onun için bizi etkiliyor. Piyasa da etkiliyor, biz de etkiliyoruz. Etkileniyoruz. Biz şimdi uzun vade, kısa vade ödemelerle bu işi çevirmeye çalışıyoruz. Ama neticede de dönüyor dolaşıyor, yine dolara dayanıyor. Dolar dünyanın da başına bela, bizim de başımıza bela. Dolar böyle bir siyasi bir amaç oldu. Büyük ülkelerin siyasi amacı. Dolarla oynadıkça bizim ekonomimiz duman oluyor. Biz çok kötü günler de gördük. Ama şu anda bizim girdilerimiz çok pahalı. Kiralarımız çok pahalı. Biz bu dükkana dünyanın kirasını ödüyoruz. Çıkamıyoruz iş içine. Yani biz bu durum böyle giderse 55 senelik esnafım iflasın eşindeyim. Gerçek söylüyorum. Son döneme daha çok yüksek bir talep var zaten ister istemez. Yoğunluk bayağı oldu hem nargileye hem nargile tütününe. Türkiye'de de üretimi var. Ama biraz da dolarla bağlantılı olduğu için biraz daha fiyatları tabii ki ister istemez oynuyor. Yani dolar yükseldikçe düştükçe duruma göre değerlendiriyor. Ya şu an hani nargile sektöründe farklı, yani bizim gözlerimize göre pek fazla bir etkisi ister istemez var tabii. Olur ama o kadar değil yani. O kadar değil. Bayağı bir etkisini ben, hani bana kalırsa, görmedim.